Bugün bir senin konuğun var değil mi? Hep de bizim konuğumuz olacak değil ya. Melisa'nın da konuğu oluyor işte böyle. İlk konuğum benim de. İlk konuğun olsun. Çağırmamı ister misiniz? Tabii ki. Anons geçeyim mi? Karşınızda Beste Kiraz, yeni mezun biyomühendis. Çok 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 çok. Nasıl hocam? Merhaba. Merhaba. Beste merhaba. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş buldum. Biraz heyecanlıyım şimdiden, kusura bakmayın. Rica ederim. Beste, seni biraz tanıyabilir miyiz? Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Tabii ki. 22 yaşındayım ben. Manisa Delaware Üniversitesi'nde biyomühendislik bölümünden mezun olmak üzereyim. Son sınıfındayım yani. İnşallah bir sıkıntı olmasa bu sene mezun olacağım. Melisa'yla biz Erasmus'ta tanıştık. O da arkadaşıydı konumda. 2019-2020 senesinde. Bu şekilde yani. Çok güzel bir tanışma hikayemiz oldu. Evet. İstiyorsanız kısaca anlatayım. Tabii ki dinliyoruz. Beste benden önce bulunduğumuz odaya girmiş. Ben odayı bitirdim. Duvarları tavanında bile ayak izi var. Yani nasıl yapmışlar onları bilmiyorum ama ben de hiç öyle pis yerde duramam. Böyle çok mutsuzum. Hiçbir şey yok temizlik yapmam için. Beste de yok. Kapıyı kıracağız artık. Kilitlemiş. Odadan çıkmış. Anahtarı da almış gitmiş. Bütün yurt kapının önüne toplandı. İçeride öldü falan zannettik. Herkes kapıyı vuruyor böyle. Açmaya çalışıyor. Sonra Beste geldi. Ben böyle yaptım. Lütfen beni domestos alabileceğim bir yere götür dedim. Evet, ilk yolumuz bu oldu gerçekten. Sonra 3 saat temizlik yaptık. Duvarları bile sildik yani. Çok komikti. Evet. Ama çok güzeldi. Evet. Sonra tertemiz. Tavanları ayak izi nasıl yapmışlar? Gerçekten orası da ben nasıl yaptım. Bunu biz de çözemedik yani. Evet. Sonrasında anlıyorsun nasıl olduğunu. Yani Erasmus olunca her şey mümkün. Erasmus'ta her şey mümkün gerçekten. Yani tavanda bile yürüyorsunuz diyorsun. Tavanda yani, bile yürüyorsun yani. Tavanda yürüyor. Gerçekten öyle oldu. Melisa, biraz şu Erasmus'a gitme hikayenizi bahseder misin? Nasıl gidiliyor Erasmus'a? Yani şöyle çok kısa olarak nasıl başvuruyorsunuz ona? Sen bahset. Şimdi şöyle, aslında yani ben biraz kendimden bahsedeyim bu konudaki sürecimden. Ben küçüklüğümden beri böyle yabancı dile, yabancı kültürlere çok ilgim vardı her zaman. Böyle küçüklüğümden beri böyle yabancı arkadaşlar edinmek isterdim. Bunun için uygulamalar falan kullanırdım. Ben ilk lisede duydum Erasmus'u. Öğrenci değişim programı olduğunu, bu sayede yurt dışında bir süreliğine eğitim alabileceğimi. Liseden beri benim aslında istediğim bir şeydi bu. Sonra üniversiteye geçince araştırmaya başladım. Hatta şeyi çok net hatırlıyorum. Daha birinci sınıfın ilk haftasında Erasmus koordinatörün odasına gitmiştim konuşmaya. Hocam bana demişti ki hani kızım sen daha birinci sınıfsın dur hani biraz bekle. Ben demiştim ki hocam hani ben çok istiyorum böyle bir şey tecrübe etmeyi. Nasıl yapabilirim, nasıl başvurabilirim şeklinde hani öğrenmeye o zamanlardan çok hevesliydim yani bu konu hakkında. Sonra Erasmus için yabancı dil sınavına girdik. Ben birinci sınıfta girmiştim aslında gidemiyordu yani birinci sınıfta gidilemiyordu. Gidilemiyor. Şu an nasıl çünkü, bilmiyorum ama. Çünkü sebebi de bir sadece dil sınavına girmen yetmiyor. Derslerinde de en az 2,5 mu? 2,20 mi? 2,20'ydi bizim 2,20 bir ortalama yapman gerekiyor. 2,20 aslında çok düşük bir ortalama. Bilmiyorum evet. Neden 2,20. En az 2,5 olmalı bence ama yine de devlet böyle bir imkan sağlıyor. Sana 2,20 veriyor ortalamanı. Herkes en az 2,20 bir ortalamanın olması lazım. Bir ortalamanın olması için de en az bir sene okumuş olman gerekiyor. Evet. O yüzden birinci sınıflar gidemiyor. İkinci sınıf olduğunda başvuruyorsun. Hı-hı. Ve son sınıflar da gidemiyor. Çünkü gelecekte alacak dersler olmadığı için, ders tercihleri yapamayacakları için son sınıf ve birinci, yani iki veya üçüncü sınıfta gitmen gerekiyor. Çok kısa söyleyeyim. Peki size masrafı ne bunun? Yani nedir masraflar gitmek için? Biz duymadık. Bir daha tekrarlarsanız. Yani masrafları nelerdir? Yani bir başvuru ücreti, gitme ücreti, orada kalma ücreti bunları nasıl karşılıyorsunuz? Şöyle, bizim okulumuzda yani aslında devletin sağladığı asil öğrenci, yani ortalaman ne kadar yüksek olursa ve dil sınavından da ne kadar yüksek alırsan kendi bölümünde, kendi fakültenin kendi bölümünde, ben işletme bölümünde, Beste Biyomühendislik bölümünde aldığımız kendi ortalamamız ve sınav notumuzla değerlendirdik. Aslında ben mesela arkadaşım sınava yalnız girmesin diye girdim sınava ve o gitmedi. Ben gittim çünkü öğretmenlerim ve ailem gitmemi istedi. Hani ben de dedim hani madem 78 aldım sınavdan hiç de çalışmamıştım. Hani çok yüksek bir şey değil ama senelerdir İngilizce hiç çalışmayan bir insan için gerçekten düşük de değil. Not ortalamam da 3,5 neredeyse ortalama var. 3,5 değil de
Kaçtı be? Yani 3'tü. 3 kadar ortalamam vardı. Orada direkt ortalamam ve sınav puanım değerlendirilince asil öğrenci ve yedek öğrenci olarak bir sıralama oluyor. Atıyorum devlet diyor ki işletme fakültesi yani İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesinden işte 50 kişiyi sadece asil öğrenci olarak gönderebilirim. O bölümler ayrılıyor, o listeler çıkıyor, asil öğrenci listeleri çıkıyor ve hibeli gidebilecekler listesi çıkıyor. Devlet bize ne kadar para verdi? Aylık 400 Hayır, euroydu. 300. 300 Polonya'da müydü? 300. Aa, Yani evet. ülkelere göre değişiyor. Evet. Bazı ülkelerde verdikleri hibe 400. Mesela İtalya'da 400 ama İtalya'da verdikleri 400 de yetmez. Evet. Çünkü konaklama bile 400'ün iki katı aylık. Oo, Ama Polonya'da bizi idare etti. Çünkü biz öğrenci yurdunda kaldık. Okulumuzun sağladığı bir öğrenci yurdu da vardı. Ve birçok özel yurda göre de daha ekonomik. Tabii şartları değişiyor. Ama güzel insanlarla denk geldikçe o şartları çok da umursamıyorsun. Yani oraya güzel bir yerde kalayım, işte güzel kahveler içeyim, güzel yemekler yiyeyim diye gitmek yerine güzel yerler göreyim, güzel bilgiler edineyim, dünyanın her yerinden insanlarla tanışayım odaklı giderseniz böyle şeyleri çok da göz önünde bulundurmuyorsunuz. Biz aslında birçok Avrupa ülkesine de gidebiliyorduk. Ama ekonomik açıdan hani İtalya'ya gitseydik mesela hiçbir yere gezemeyip sadece İtalya'da kalacaktık. Ama biz Polonya'ya gidip neredeyse 10 tane ülke gezdik. Evet. O Onun çok büyük avantajı vardı. Bir iki arkadaşım da hatta ben Polonya'da Erasmus yaparken Almanya'da Erasmus yapıyordu. Yani euro üzerinden günlük harcamaları hep euro üzerinden olduğu için maalesef gezmeye çok yurttan fazla çıkamıyorsun ayıramıyordu. yani. Evet. Yani Polonya Erasmus konusunda çok avantajlı bir ülke gerçekten. İş olursa lazım. Nargile edemezsin yani. Evet, Evet. o biraz şey. Zor. Beste, şimdi sana biraz sorular soralım. Elimizde bazı sorular var senden öğrenmek istediğimiz. Biz senin mesleğini, ne iş yaptığını, nerelerde çalıştığını öğrenmek istiyoruz. Biraz bizi bu konuda bilgilendirir misin? Tabii bilgilendirebilirim. Yani aslında ben şu an aktif olarak iş aramadığım için ve henüz mezun olmadığım için yani böyle iş tecrübelerimden, deneyimlerimden bahsedemeyeceğim maalesef. Ama Mezun yaptığım olmadım dediğine stajlarda... bakmayın çünkü tez aşamasında bitti okul yani aslında. Mezun Evet. güzelim ama kabullenmiyor bunu bir türlü. Ama hani staj deneyimlerimden falan bahsedebilirim yani. Şimdi Evet. şöyle aslında biyomühendislik Türkiye'de çok yeni bir yani çok yeni bir bölüm, çok yeni bir meslek. Bu yüzden birçok insan tarafından bilinmiyor ne yazık ki ne olduğu. Hatta ilk 2000 senesinde Ege Üniversitesi'nde kuruldu biyomühendislik. Çok yeni bir bölüm. Yani bu yüzden genelde hani ben biyomühendislik okuyorum dediğim zaman genelde gelen tepkiler hani haklı olarak insanlar bilmedikleri için biyolog musun? Ne yapıyorsun? Genelde hani işte laborant mı olarak çalışacaksın falan gibi oluyor. Yani şu şekilde biyomühendislik aslında biyoloji bilimleriyle mühendislik ilkelerinin ortak olarak çalışmaya çalıştığı bir bölüm diyebilirim. Yani canlı hayatın mühendislik ilkelerini kullanarak kolaylaştırmak, insanların hastalıkları üzerindeki tedaviler üzerine çalışmak, ilaç geliştirmek, biyomedikal alanında cihaz geliştirmek. Yani çok geniş bir bölüm aslında. Yani çok alt dalı var. Moleküler biyoloji ve genetik dersleri de alıyorduk biz. Yani bu yüzden laboratuvarda çalışan mezunlar da olabiliyor mezun olduktan sonra. Bunun dışında mühendisliğe yönelmek isteyen insanlar biyomedikal firmalarında cihaz geliştirme üzerine çalışabiliyorlar. Ya da ben mesela son sınıfta onkoloji enstitüsünde stajımı yapmıştım. Orada kanser hastalığı üzerine işte ilaç yapımında kullanılacak olan şeyler üzerine laboratuvarda çalışmalar yapılıyordu kanserin tedavisi için. Yani biraz aslında şeye bağlı. Hani evet biyomühendislik çok geniş bir bölüm ama hani nereye yönelmek istiyorsunuz? Biraz da insanına bağlı aslında. Bu şekilde diyebilirim. Evet. Yani okul bitirdikten sonra peki bir yerde özel uzmanlaşıyor musunuz yoksa böyle nerede iş bulursan orada tecrübe mi yapıp orada mı kalmış oluyorsun? Yani şöyle aslında bizim bölüm yüksek lisans ve doktoraya çok açık bir bölüm. Çünkü mezun olan genelde yönelecekleri alana kendini geliştirmek istedikleri için yani bir şeyle hani nasıl anlatsam mezun olduktan sonra bir alanı gelişmiş olarak mezun olmak değil. Hani hangi alana çalışmak istiyorsanız oraya iş başvuruları yaparak oluyor. Ama Türkiye'de genel olarak hani iş olanakları maalesef biraz hani bu meslek bilinmediği için düşük olduğu için akademisyen olarak devam etme oranı çok yüksek bizim bölümde. Yani onun dışında kendisini geliştirmek istediği alanda yüksek lisans doktora yapıp daha sonra iş hayatına geçen insanlar da var tabii ki. Bu şekilde. Bu şekilde devam ediyor. Evet, Dünyadaki hangi ülkeler bu tarz meslek yani biyomühendisliğe yatırımlar yapıyor ve iş olanakları daha fazla? yani şimdi şu şekilde Amerika tabii ki bu konuda çok fazla olanaklara sahip. Hatta benim bölümden birkaç tane hocam da Amerika'da doktora yapmış insanlardı.
onlar da çok bahsediyorlardı. Yani oradaki laboratuvar çalışma ortamlarının çok daha kaliteli olduğundan, orada yapılan sürülen projelerin çok daha hani olanaklı olduğundan bahsediyorlardı. Amerika tabii ki bu konuda çok önemli, yani çok büyük bir yere sahip. Bunun dışında Avrupa'da Almanya biyoteknoloji üzerinde gerçekten çok fazla çalışmalar yapıyor. Ben Erasmus Öğrenim Programı'ndan döndükten sonra Erasmus stajı aramaya başladım aslında. Hani kendimi alanında geliştirmek için. Yani pandemi bu konuda maalesef çok büyük bir dezavantajdı ama Almanya'nın bu konuda çok fazla staj programları falan da var. Çünkü eğitimleri gerçekten çok iyi bu konuda. Bunun dışında teknoloji dünya devi olan Asya ülkeleri tabii ki. Japonya, Güney Kore. Biyoteknolojide gerçekten çok büyük çalışmalar yapılıyor. Özellikle ilaç firmaları. Bu şekilde diyebilirim bu ülkeler. Avustralya'yı araştırdın mı? Avustralya'yı araştırmam çok gerek ama Melisa gayet bahsediyor. Uzman var orada. Uzman zaten. Evet, Melisa'dan çok duyuyorum. Evet, yani sizi de izliyorum. Benim merak ettiğim burs, bu konuda burs alabilmek, yurt dışında master veya daha üstü akademisyenlik açısından. Bu konularda hiç araştırma yaptın mı? Yaptım çünkü mezuniyetim yanaştığı zamanlarda hani istiyorum yüksek lisans yapmayı, özellikle yurt dışında tabii ki. Bu konuda ismi YLYS bursuydu sanırım. Yani çok böyle kapsamlı araştırmadım ama YLYS bursu MEB'in sağladığı, MEB miydi? Türkiye'de, yani Türkiye'deki bir kurumun sağladığı bir burs. Yok, Türkiye'de. Aynen. Öyle bir şeydi. Türkiye'deki bir kurumun sağladığı bir burs aslında. Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'nın diğer ülkelerinde yüksek lisans yapabilmek için, doktora yapabilmek için size belli bir burs veriyor. Bunun karşılığında orada aldığınız eğitimin iki katı kadar döndüğünüz zaman bir kurumda akademisyen olarak çalışmanız bekliyor sizden. Bunu biliyorum. Burslu olarak yurt dışında yüksek lisans eğitimi için. Bunun dışında bir de şeyi biliyorum. Güney Kore'nin son zamanlarda çok zaten böyle uluslararası gelişmeye çalışan bir ülke olduğu için yurt dışından uluslararası öğrencilere çok fazla burs sağladığını, bunun için yüksek lisans doktora programlarında çok fazla kontenjan açtığını biliyorum. Yani başvurmak istediğim de bir program aslında benim. Yani araştırıldığı zaman burslu bir şekilde bu alanda eğitim alabilecek ülkeler var. Evet, sadece biraz araştırmak gerekiyor. Evet. Araştırmayın. Hatta sürekli oturuma giden yollar var. Bilmiyorum bunları takip ediyor musun? Eğer bir ülkeye gittiğin zaman, yani orada yaşamak istemesen bile sürekli oturumu alıp dönebilirsin bile diye düşünüyorum. Bu sorulara da birazdan geleceğiz zaten. Bizim merak ettiğimiz Avrupa'da hangi ülkelerde bulundun? Avrupa'da benim ilk yurt dışı deneyimim aslında İngiltere oldu. 2018 yazında ben teyzem orada yaşıyor. Onun yanına gitmiştim. O zaman ABD'ydi İngiltere. Evet, o zamanlar Avrupa'da. Doğru. Daha sonra Erasmus'la işte Polonya'ya gittik. Orada tanıştıktan sonra arkadaşlarımızla Melisa'nın söylediği gibi çok fazla ülke gezdik. Yani İtalya, Norveç, Almanya, Çek Cumhuriyeti birçok ülke gezdik. Şu an aklıma gelme Fransa. Biz İtalya'yı o kadar gezdik ki şey yazmaya başladılar. Ya Erasmus'u İtalya'da mı yapıyorsun? Dönün artık Polonya'ya falan yazmaya başladılar bize. Evet. Çok uzun kaldık, sokaklarda yattık, müzelerin kapılarında sabahladık. Ama evet, çok güzeldi. Çok güzel ya. Ben de Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Almanya. Hı-hı. Tabii Almanya bizim için şey gibi artık. Hani İzmir, Manisa gibiydi. Evet, çok yakın. Her şey için Almanya'ya gidiyorduk yani. Ben Ataberk'i Almanya'ya gittim, aldım. İzmirliler bilir, sanki Alsancak gardan alıyorum. Sonra gittim tekrar bıraktım, böyle geri döndüm yani. Artık Almanya bizim için Berlin'e 3 saat yakınlıkta olduğumuz için çok gittiğimiz bir yer olmuştu. Bir de bizim Erasmus yaptığımız şehir Poznan ulaşım açısından çok avantajlıydı. Yani gitmek istediğimiz ülkeye, şehire, trenle, otobüsle her türlü ulaşım sağlayabiliyorduk. Yani bununla çok değerlendirdik açıkçası bu fırsatı. En sevdiğiniz 3 ülkeler hangileri Avrupa'da? Benim, yani Avrupa'dan sayılmıyor gerçekten ama İngiltere. İngiltere'nin yeri bende çok ayrı. Bunun dışında gezerken... ABD'den ayrıldı. Ama Avrupa bitti. Gezerken çok keyif aldığımız ülke İtalya. Biz İtalya'ya bayıldık. Evet. Hani Helenistik dönem, tarih, Rönesans, Reform seven insanlar varsa her adım attın. Özellikle Roma'da, her ve Floransa'da. Yani aslında her yerinde ama özellikle bu iki şehirde biz bunu gördük. Yani adım attığımız her yerden tarihi bir yer gördük ve aslında milattan öncelerden kalma ve eserler çok da güzel korunmuş, Bizans'tan kalma. Biz ne yazık ki koruyamıyoruz o kadar güzel. Yani kim bilir, biz düşündük İstanbul, Konstantinopolis olduğu zamanlardaki gibi şu an eğer koruyabilseydik ne kadar güzel bir şehirdi kim bilir yani. Çok güzeldi gerçekten. Evet. Daha sonra sevdiğimiz biz bir de Amsterdam'ı çok sevdik. Hollanda'ya bayıldık. Evet. Bir de ben Norveç'i çok sevmiştim.
İlk gittiğim İskandinav ülkelerinden birisi olduğu için ilk ve tekti zaten. Çok beğenmiştim. Zaten Bilisa'da Danimarka tecrübesinden bahsediyordu sürekli. Çok merak ediyordum o tarafa bir ülkeye gitmeyi. Bir Norveç'i ben çok beğenmiştim. Tamamen beğenmişsiniz yani. Öyle. Ya ama mesela İtalya'da yaşamak istemezdim. Evet yani. Ben de. İtalya'yı çok beğendik turist olarak. Ama yaşamak istemezdik. Çünkü onların da ekonomik problemleri var. Aşırı derecede fazla evsiz insan var. Sınıf ayrımı onlarda da var. Yani bu şekilde değerlendirdiğimizde tarihi açıdan gerçekten inanılmaz güzel bir ülke. Ama yaşamak istemezdim. Fransa, Paris'e gittik. Çok güzeldi. Sanki ben hele tam strike olduğu zamanla denk geldim. Sürekli polis siren sesi, her yerin, bütün bankaların camı inmiş. Ben Fransa'ya Paris Ataberk'le gittim ve 25 kilometre yol yürümek zorunda kaldık. Çünkü vesait yok. Yani bu strike'tan dolayı nedir strike ya? Ben şey yapmıyorum tam eylemler, orada. Eylemler. Bu eylemlerden dolayı kimse çalışmıyordu. Sabah bir, akşam bir. Yani komple yürümek zorunda kaldık. Yağmurun altında, işte evet. Çamurların içinde, Paris'in ara sokakları da Paris'in görünen yüzü kadar parlak olmadığı için biraz sıkıntılı oldu. Ama yine çok güzeldi. Tarihi açıdan çok güzeldi. Turistler için çok güzeldi, turist olarak. Ama kalmak ister misiniz derseniz, mesela Amsterdam'da yaşamak isterdim yaşam kalitesi olarak ve insan kalitesi olarak. Gidince bir şehri gezdiğinde anlayabiliyorsun birkaç gün geçirdikten sonra. Ama Paris'te, Roma'da kalmak, yaşamak istemezdim. Evet. Peki Beste, göç etmeyi düşünüyor musun? Biz Melisa'yı biliyoruz. O nereye geleceğini de biliyoruz. Ama seni de merak ediyoruz. Türkiye'de mi yaşamak istiyorsun veya Türkiye'ye geri dönmek istiyor musun? Planların nelerdir gelecek için? Yani aslında şu şekilde, ben biraz kararsız bir insanım. O yüzden gelecekle ilgili şu an plan yapsam bile ileride fikirlerim çok çabuk değişebiliyor. Ama yani şu anki fikirlerime göre yani çalışmak istediğim alanda kendimi geliştirmek istediğim için ve verdiğim emeğin karşılığını yani bir şekilde alabilmek için, ya tabii ki isterim. Yani temelli olarak kalmak ister miyim? Onu açıkçası yani yaşadığım ülkede o sürece karar veririm diye düşünüyorum. Ama evet. En azından şu anlık yüksek lisans eğitimini yurt dışında almak istiyorum. Yani o sırada yüksek lisansımı yaptığım ülkede mezun olduktan sonra bir iş imkanı, bir iş fırsatı çıkarsa karşıma, yani değerlendiririm diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, şu an için bu şekilde düşünüyorum ama tabii gelecek ne gösterir bilmiyorum tabii ki. Ama alanımdan dolayı özellikle yani yurt dışı benim için çok avantajlı olacağını düşünüyorum, evet. Kesinlikle. İngilizce seviyen ne Beste? İngilizce seviyem yani yeterli diyebilirim. B2, bizim İngilizcelerimiz B2 olarak geçiyor yapılan sınavlarda. Evet, bir de biz kullandığımız, yani kullanabilecek evet. imkanımız olduğu için, hani atıyorum belki grammar'da biraz üstüne düşmemiz gerekebilir ama konuşurken genelde, yani konuşmaktan çekinmediğimiz için çok problem yaşamıyoruz İngilizce konusunda. Evet, bir de benim bölümüm %100 İngilizce bir bölüm. Yani ben tercih yaparken aslında, yani şu şekilde tercih yaparken ben zaten çocukluğumdan beri böyle işte fen bilimlerine falan ilgim vardı. Yani %100 evet biyomühendislik okumalıyım şeklinde değildi ama %100 İngilizce olduğunu görünce de benim İngilizce de çok ilgim olduğu için, yani dedim ki bu bölümde ben kendimi geliştirebilirim. Hem İngilizce almak benim için çok avantajlı olur ileride diye düşündüm. Yani çok hayalimdekinden çok daha zorlu bir yoldu bölüm İngilizce okumak tabii ki ama bana çok şey katılıyorum bu konuda. Peki başka dil konuşabiliyor musun? Herhangi bir başka? Yani aslında 2 senedir falan böyle Korece öğreniyorum. Farklı kültürler öğrenmeyi ben çok seviyorum ve Asya kültürü bizim kültürümüzden çok farklı olduğu için Erasmus'tan döndükten sonra özellikle. Evet. Hani ben ikinci bir yabancı dil öğrenmek istiyordum ama Avrupa dillerinden daha farklı bir dil öğrenmek istiyordum. Araştırdım sonra Korece'nin cümle yapısı, Türkçe'nin cümle yapısını çok beğendim. Korece için öğrenmesi Türkler için çok kolay olduğunu gördüm ki neden olmasın, yani neden öğrenmeyeyim. Bu şekilde öğrenmeye çalışıyorum, yani konuşabiliyorum diyemem. Biz şimdi çok komikleşebiliyoruz, yani o kadar komikleşebiliyoruz ki. Yani Şerefe özür dilerim. Günaydın, teşekkürler. Ve kursuna gittik ama yani özür dileyerek söylüyorum. Yani verimsiz bir dil, bizi hiçbir yere taşımayacak bir dildi. Yani Avrupa'da en az konuşulan dillerden bir tanesi. O yüzden biz aldık. Yani ilgilendiğimiz, hani bir dil öğrenelim, yeni dil diye aldık ama evet. Artık böyle bitmiyor. Şey söylüyoruz artık. Bu lehlerin şarkısını, işte iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, derste onu falan söylüyoruz böyle, stolat
Stolat diye. Ama çocuk gibiyiz, anaokulu çocukları gibi çok komik yani. Böyle evet. Doğru dürüst konuşamıyorduk da. Evet. Çok komik bir lehçe deneyimimiz var yani. A1 biraz lehçe biliyoruz. Evet. Sayılar, kendimizi tanıtalım. Özür dilerim, iyi akşamlar, merhaba. Bu kadar. Yeter. Çok iyi. Yeter. Zaten birçoğunu böyle anlaşabiliyorsun. Beste, peki Avustralya'yı hiç düşündün mü veya araştırdın mı bu konuda? Yani Avustralya'yı... Emre derdini anlatacaklar demiş. Efendim, anlayamadım. Yok, bir şey yok, çok pardon. Ben araya gittim. Yani Avustralya aslında yani yaşamak için çok güzel bir yer olduğunu biliyorum. Sürekli karşıma çıkıyor zaten. Yani evet, Melisa da zaten çok fazla araştırdığı için bu konu sürekli bahsediyor. Yani düşünür müsünüz, şu olanakları var, şu şartları var falan diye. Yani neden olmasın, olabilir tabii ki, düşünürüm yani. Ama... Ben yakınlarımı da almaya çalışıyorum. Hani kendim yani bak gel çok güzel olacak her şey diye böyle. Yalnız bırakmayın beni. Avustralya fahri konusunda. Evet, başka sorum var mı? Devam edelim. Benim sorularım kalmadı. Arkadaşların soruları var mı bu arada? Arkadaşlara hiç şey yapmadık bugün. Burak, hiç bakabildin mi? Baktım da öyle bir soru yok ya. Yani ben görmedim açıkçası. Beste, senin bize soracağın sorular var mı? Avustralya olsun. Nasıl Merve dersiniz? Merve demedim gene ya. Merve demedim. Hayır ya. Hayır, hayır, sorun bu. Ha pardon. Merve. Biz oraya geçtik zannediyorduk ya. Ben, hayır, ben geri Merve dersin. Beste diyecektim. Benim size sormak istediğim soru, yani şey sorabilirim aslında. Yani yurt dışında yaşamak, yurt dışında çalışmak, yani birçok insanın evet hayali olan bir şey. Yani çok da güzel görünüyor gerçekten bunun hayali kurulduğu zaman. Ama sizin mesela orada en çok zorlandığınız konu neydi? Hani yurt dışında yaşarken. Size Avustralya'daki en büyük sorun bence mesafe. Çünkü Avrupa gibi hafta sonluğuna gidip gelemiyorsunuz Türkiye'ye ve ailenizi görme şansınız yılda bir kere varsa büyük şans. Çünkü hem işinizden izin alamıyorsunuz çalıştığınız zaman. Yani alıyorsunuz ama hani bir günlüğüne, beş günlüğüne gidiremeyecek için. İki haftalığına gitmeye değmiyor. Almışken dört hafta olması bir lazım. Bir de bizde evet, Beste şöyle bir sıkıntı var. Biz yaz tatiline girdiğinde Türkiye'de soğuk oluyor. Yani sen Türkiye... burada Christmas, yani şirketler genelde tatil sana Christmas döneminde veriyor. Ve sen Türkiye'ye her gittiğinde kışın ayazın ortasına gidiyorsun. Ocak ayında gidiyorsun veya Aralık'ın sonunda gidiyorsun. Bu her zaman bir sıkıntı oluyor. Başka da büyük bir sorun ben yaşamadım. Gelen arkadaşlarım da yaşadığını çok görmedim. Sadece şunu diyebiliriz bence. Kolay bir hayat beklemiyoruz. Yani geldiğiniz zaman zaten kimseyi tanımıyorsunuz. Özellikle bir de aileniz yoksa daha da bir zor oluyor. Girişken olmanız gerekiyor. Odur yani. Ondan sonra açılabilecek bir şey. Yani biz böyle bir zorluk... Ben herhalde ilk geldiğimde benim İngilizce bayağı kötüydü ya. Ben orada bayağı zorlanmıştım. Zorlanmadım yani. Benim de aklımdaki en büyük soru, ben nasıl Avustralya aksanını anlayacağım da konuşacağım yani. Ya onu anlarsın. Onda birazcık zaman geçmesi gerekiyor. Bir de zaten böyle hemen gidip de o aksanın içerisinde yaşamaya başlamıyorsun. Yani sonuçta o dediğin böyle anlaşılması zor olan aksan biraz daha alt beklediğimiz yerlerde daha ağır konuşuluyor yani. O yüzden onda bir sorun yaşamazsın. Ya yani bir şekilde onu aşarsın yani. Önemli olan İngilizcenin iyi olması bir şekilde. Evet. Vallahi, ya ben burada çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. İş bulmak da çok zor olmuyor Avustralya'da. Genelde iyi de para kazanabiliyorsunuz. En azından öğrencilik zamanında geçinebiliyorsunuz. Bunun dışında da biraz da sizde bitiyor. Bazı insanlar yalnızlığa pek dayanamıyor. Ailesinin yanında her zaman olmak istiyor. O yüzden Avustralya'dan sonra Avrupa'da bir ülkeyi tercih edebiliyor ama bunlar çok sık olmuyor. Yani sorun budur. Başka da bir şey pek görmüyorum yani. Yani yurt dışına yaşıyorsan çalışarak okumayı da öğrenmen gerekiyor. Yani evet. Uzun gözü almak gerekiyor. Altına kalkabilecek gücün olması gerekiyor yani enerjin de. Sadece. Bak, peki, Emre demiş ki sen de tanıyoruz. Bir sorudan sorabilir miyim ben? Tabii ki. Sor. Peki Avustralya ilk gittiğinizde size en çok etkileyen, yani iyi anlamda en çok hoşunuza giden şey ne olmuştu? Beni en çok etkileyen şey çok organize bir şehirdi. Yani trafik kuralları olsun, insanların, yani herkes kurallara uyması beni çok etkilemiş. Ben çünkü ilk yurt dışı deneyimimdi. Ben buraya geldiğime çok gençtim ve hiç yurt dışı görmemiştim. O zamanlar böyle sosyal medya da yoktu. Bilgi alamıyorduk. Öğrenemiyorduk hiçbir şeyi.
bir tane broşür bulursak bir tane kütüphaneden bizim için dünyanın en mutlu şeyiydi. Aa işte burası oraymış falan gibi. Mesela siz Melbourne'ın hiçbir fotoğrafını görmemiştim ben Melbourne'e geldiğimde. Sen çok eski geldiğin için. Evet. Beni etkileyen buydu. Bir de çok yardımseverler. İngilizceyi iyi bilsen de bilmesen de sana çok yardımcı oluyorlar. Hatta bana şöyle demişlerdi. Ya ben, git bir yere benim kafam çalışmıyor. Ben aptalım bile desen onlar sana bir şeyi anlayacağın şekilde anlatıyor. Yani seninle zaman harcıyor. Mesela ya markete gidiyorsun. Bir şey soracaksın. Kalem nerede? Adam sana şurada demiyor. Alıyor seni götürüyor. Kalemi sana veriyor. Sen böyle şaşırıyorsun ya. Böyle. Ya bu kadar ilgililerdi. Beni bunlar şaşırtmıştı. Benim mesela ilk buraya gelirken şöyle bir anımız olmuştu ya babamla. Şöyle kısaca hemen anlatayım da. Böyle İngilizcemiz çok kötü olduğu için böyle girişte ben babamla birlikte geldim. Benim ayakkabımda azıcık bir çamur kalmış. Polis bunu bana anlatmaya çalışıyor. Diyor ki çamurla içeri giremezsin. Bunu gidip yıkaman lazım. Havalimanında. Havalimanındayız bu arada. Hala sırdan geçmeye çalışıyoruz. Evet. Ben anlamıyorum tabii ne diyor. Adama şey veriyorum, sözlü veriyorum. Adam yazıyor falan. Beceremedik yani anlaşamadık. Tabii o zaman telefonlar da yok. Translate falan hiçbir aynen, şey yok. Aynen şey yok. O telefon yani evet translate yapamıyorsun. Adama diyorum abim dışarıda duruyor. İsterseniz çağırayım hani o şeye şey yapsın anlatsın. Diyorlar dışarıda anlamalamayız. Ne olacak? Polis en son dedi ki siz durun dedi. Gitti, yıkadı geldi. Benim ayakkabılarım var. Buranın ayakkabılarını almış polis. Konuşmuş getirmiş buraya. Ay çok güzel ya. Çok güzel bir hareketmiş. Ya bunlar şaşırtmıştı. İnanılmaz yardımseverler. Gerçekten biraz önce senin de bahsettiğin gibi mesela işte yani Avustralya welcoming konusunda çok iyi evet, gerçekten. Evet, evet. Bir de ben ilk Gold Coast'a geldim. Rüya şehir. Yani şimdi düşünsene Ankara'dan çıkıyorsun. Gerçi Eskişehir benim için çok güzel bir yer de. Şimdi Eskişehir'den söylemeyeyim. Ankara'yı o kadar sevmem ama. Şimdi Eskişehir alınacak diye korkuyorum. Gold Coast'a bir geliyorsun. Gold Coast efsane bir yer. Yani böyle rüya gibi bir yerde yaşamaya başlıyorsun. O yüzden her şey dikkatimi çekiyordu. Yani inanılmaz güzel zamanlar olmuştu o zamanlar tabii. Ama İngilizce bilmek de zordu. Allah'tan anlaştık yani. Yani evet Gold Coast bence dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Ben de dünyada çok ülke gezdim. Avrupa'da birçok ülke gezdim. Floransa'yı çok sevmiştim. Büyük ihtimal siz gitmişsiniz de Floransa'ya. Evet. Floransa'yı bize çok ben önemli. Diyorum Floransa, Belgrad, Roma, yani Budapeşte gerçekten beni etkileyen yerlerden birisi. Tokyo da öyle ama Tokyo çok kalabalıktı. Ama Gold Coast Venedik modern ve daha büyüğü. Yani öyle diyorum. Evet, Gold Coast gerçekten muhteşem de. Şimdi aslında şey var ya, bu köprünün oraya tram falan yapılmadan önce daha bir güzeldi. O yoldan giderken. Evet, ben de katılıyorum buna. O köprünün oraya. Süper yerler. Ben bilmiyorum. Ben de şaşırdım. Ben de anlamadım. Burak da birbirimize baktık bir anda. Bozmayayım diye bir şey görmedim ama kaldım. Siz böyle söyleyince benim içim acıyor burada. Gelemiyorum diye. Melisa çok beğeneceksin. Hatta sen ilk gezmen de biz de orada olsak seni güzelce bir gezdirdik ama. Ama işte bakalım ya biraz da kısmet denk gelmesi lazım evet, falan evet. İşimiz gücümüz. Ama olacaktır kesinlikle orada görüşeceğiz. Ve yani oradaki güzel hayvanat bahçeleri falan var. Özel. Evet Steve Irwin'in hayvanat bahçesi var oraya yakın. Tabii yakın dediğimiz bizim Avustralya şartlarında yakın yani bir 200 kilometre miydi? Kaç kilometreydi ya oraya? Bayağı uzak. İstanbul Ankara arası falan. Bizim olsa hissedilmeyecek yani. Çok yakın. Çok keyif alacaksınız. Bizden bu kadar arkadaşlar. Sizi bekliyoruz buraya. Beste seni de bekliyoruz. Eğer gelmek istersen, bilgi almak istersen her zaman bize ulaşabilirsin. Kanalımıza farklı şekillerde katkılar bulmak istersen içerik açısından her zaman Melisa'ya ulaşabilirsin. Melisa zaten harıl harıl çalışıyor. Sağ olsun. Bütün arkadaşlarımız, dostlarımız için. Aynı zamanda tiyatromuza da bekliyoruz. Aynen tiyatromuza da bekliyoruz. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Keyifli sohbet için size. Sağ olasın. Eksik olma. Melisa'cığım ekleyeceğim bir şeyler var mı? Ben teşekkür etmek istiyorum. Dinleyen herkese bana bir şey sormak isterseniz. Evet var. Emre demiş ki Emre izlememiş herhalde yani. Emre gerçekten inanılmazsın. Ne Telegram'dan yazdın ne izledin. Bir de lütfen geçmiş yayını da izlememiş Burak abi görüyor musunuz? Evet kesinlikle. Ya, yazdık mı Emre? Senle Discord'da görüşürüz. Emre bir hafta önceki yayına canım hadi. Clubhouse'da Emre'yi çekiştirelim. Clubhouse'da görüşürüz.
Teşekkürler. Tamam, arkadaşlar. Bir şey olursa ulaşabilirsiniz. Her platformdan dediğim gibi dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza da abone olun aşağılardan bir yerlerden. Evet, abone olmayanlar. Bana da okuduğum alanla ilgili yani ilgisi olanlarla bir sorusu varsa bana da ulaşabilirler. Tabii ki, tabii ki. Zaten ben senin Instagram hesabında büyük ihtimal paylaşmıştım. Şeyin evet. Altına da yazdım. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.